bayrak tatili nedeniyle bu geceye aldığımız müzik ve sahne sanatları bayramına, ki içinde bulunduğumuz bu yıl bu bayramın 90. yılıdır ve Semih Habersoy Opera Ödülleri 2024 Opera Ödülleri'nin 12. yıl gecesine hoş geldiniz, onur verdiniz. Semih Habersoy güçlü sesi ve yorumuyla eşine az rastlanır bir dramatik soprano. Yönetmeninden eleştirmenine, yazarından izleyicisine, onu sahnede gören herkes için derinlikli bir oyuncu. Tiyatroda canlandırdığı her rolü olduğundan daha cazip kılan bir oyuncu. Etkileyici bir ressam, birçok açıdan kendi varlığını, yaşamını, çevresini bir sanat eserine dönüştürmüş bütüncül bir sanatçı. Ruhuyla, bedeniyle, duygularıyla, aklıyla aykırı bir kadın. Ülkemizin opera dünyasında ilklerin, kendi yaşamı derken tarihlerden itibaren mücadele gücünün simgesi olan Semih Habersoy, birbirinden farklı sanat dallarında hep zirvede ve özgün eserlere icralara imza atan, doğru bildiğinden asla şaşmadığı için karşısına hep zorluklar çıkarılan, sabrıyla ve yeteneğiyle her zorluğun üstesinden gelen, Atatürk Cumhuriyeti'nin kadınlara açtığı yolda ilerleyen eşsiz bir sanatçıdır. Önceki yıllarda da vurguladığımız gibi, Türk operasının kilometre taşlarından biri olan değerli büyüğümüz Semih Habersoy adına kurulan, yapmış olduğu seçkin çalışmaların yanı sıra adına opera ödülleri verilen vakfımızın 2023-24 sezonunda da birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. 2009 yılından bu yana verilen ödülleri gerek sanatçılarda gerek kurumlarda büyük bir motivasyon yarattığı inancındayız. Çünkü sanatçılarımız ve kurumlarımız Ulu Önder Atatürk'ümüzün kurduğu Türk operasına emek vermiştir. Dolayısıyla bu ödüller anlamlı, anlamlı olduğu kadar da bugünden yarına bir köprü görevi görmektedir. Yıkılması güç, sağlam köprüler çoğaldığı sürece Türk operasının dünya opera arenasında kalıcı bir yere sahip olacağı da kuşku götürmez bir gerçektir. Bu nedenle Türk operalarının daha çok sahnelendiği ve daha çok yazıldığı sezonları görmek, buna tanık olmak, geçmişte opera sanatımıza hizmet edenlerin ruhlarını ışıklandıracaktır. Tıpkı adına verilen ödülleri ruhunda hissettiğine inandığımız, melek olarak adlandırdığımız Semih Habersoy hocamız gibi. Seçici kurulumuz önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda yine kırk yararak, en ince ayrıntılara girerek, yine en ince duyarlılıklarla 2024 ödüllerinin dağıtımını sağladı. Bu noktada sizlere seçici kurulumuzun değerli üyelerini tanıtmak istiyorum. Mazereti nedeniyle katılamayan ve her türlü desteği veren devlet sanatçımız orkestra şefi Gürel Arkağız. Devlet Opera ve Balesi önceki genel müdürlerinden Revzi Buharalı. İzmir Devlet Opera ve Balesi önceki dönem müdürü soprano Aytül Büyüksaraç. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından soprano Ayşe Sezerman. Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası solo çelisti ve önceki dönem müdürü Erdoğan Dağdan. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Bariton Caner Akgün. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Bariton Cem Şenler. Devlet Opera ve Balesi'nden dramaturg Serdar Onburlar. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından bariton Cengiz Sayın. Evet, bu değerli kurulumuz, vakıf başkanımız Sayın Profesör Zeliha Berksoy başkanlığında 14 Mayıs'ta toplandı. Görüş alışverişinde bulundu. 2024 yılının ödüllerini sakladı. Biraz sonra ödül törenine geçeceğiz. Sevgili sanatseverler, şimdi
açılış konuşmasını yapmak üzere vakıf başkanımız Sayın Profesör Zeliha Berksoy sahneye davet ediyorum. Biz o bölümü ilerliyoruz ve siz de bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim, bu ulusal operamızın başlangıcı sayılmaktır. Bu operanın ilk temsilinin 90. yıl dönümündeyiz. Müzik ve sahne sanatları bayramı olarak kutladığımız 2024 opera ödülleri gecesine hoş geldiniz ve onu Doksan ilk bakışta ve söyleyişte bir rakam, ancak derinliğine inildiğinde ondan yüklü 9 ve 0. Bu yılı 19 Haziran'da kutlamak isterdik. Ne var ki Kurban Bayramı tatili nedeniyle sizlerle buluşamayacağımızı düşünerek bugüne aldık. İki açıdan çok mutluyum. Birincisi, tüm kıt imkanlara karşın opera sanatımızın yol alabilmesi. İkincisi ise annem Semiha Berksoy'un ölümü sonrası verdiğimiz ödüllerle onu anımsamamız ve ruhuna giden güzel güncelerin bizleri ve sanatımızı onurlandırmasıdır. Sizlere Öztürk Operası ile ilgili kısa cümlelerle bilgi vermek istiyorum. Cumhuriyet döneminde Ulu Önder Atatürk'ün ulusal ve müzik oluşturma doğrultusunda konservatuvarlar kurulmuş, orkestralar oluşturulmuş, Türk Beşleri ve daha sonra gelen bestecilerimiz de ulusallıkları evrenselliğe geçen bir dönem yaşanmıştır. İşte Öztürk bu dönemlerde ortaya çıkarılan ilk Türk opera sanatıdır. Ve tamamıyla Atatürk'ün izlediği yol sürecinde oluşturulmuş. Şöyle diyor Atatürk: "Biz tiyatro ve opera şeklindeki temsil sanatını bir medeniyet meselesi halinde alıyoruz. Hangi milletten olursa olsun, insanlığa yeni bir düşünüş, yeni bir duyuş getiren her esere bizim yüreklerimizin besleyeceği his ancak saygı ve hayranlıktır. Bu duyguyu bir nazarı olarak değil, yaparak ve yaşayarak kendimizin olarak ifade ediyoruz. Yazar bizden olmayabilir, besteci başka milletten olabilir fakat o sözleri ve sesleri anlayan, canlandıran biziz. Bizden olacak yazar ve besteci de ancak bu yoldan geçecektir." Ulu Önder'in bu sözleri Öztürk Operası'nın doğuşunu kuşçular gibiydi. Annemin ağzından aktarıyorum. Bir akşamüstü İstanbul'daki evimize kendisini Münir Hayri Egel olarak tanıtan beyefendi, "Sizi Atatürk'ün emriyle Ankara'ya götürmeye geldim," der. Atatürk opera temsil ettirecek. Vilayetten ve tiyatrodan izniniz alındı, hazır olun. Annem o tarihlerde İstanbul Şehir Tiyatrosu, yani eski Darül Bedat'te oynuyor. Dram kısmında ve operet kısmında. Atatürk, İran Şahı Pehlevi'nin Ankara'ya geçtiği ziyaret nedeniyle bir Türk operası sahnelenmesini ister. Konusu Atatürk tarafından saptanmış olan operayı Münir Hayri Egeli kaleme alır. Beste Ahmet Ayman Saygın'a aittir. Öztürk ilk Türk operasıdır. Eser bir yandan Türkiye ile İran arasındaki kardeşliğin altını çizmeye amaçlarken daha farklı düzlemde din ve mezheplere ait olsa da Türkçe konuşan tek bir milli kültür olgusu üzerinde durur. Öztürk'te Türklerin Orta Asya'dan başlayarak dünyada ilk medeniyetin kurucuları oldukları tezi öne çıkar. Nimet Payita'nın hatun, Semiha Berksoy Ayşin rolündedir. Nurullah Taşkan, Halil Bedi'yi yönetken de Öztürk'te rol alan sanatçılar arasındadır. Opera 19 Haziran 1934 günü ilk gösterimini yapar ve başarı kazanır. İçinde bulunduğumuz 2024 Öztürk Operası'nın sahnelenişinin 90. yılıdır. Bu kutlama bu geceyle kalmayacak. Değerli şefimiz Sayın Gürer Aykal'ın Deniz Bank konserleri çerçevesinde
8 Kasım 2024 günü yönetici İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserinde Özsoy'dan seçkiler sunulduğu gibi değerli bestecimiz Ahmet Adnan Saygun kadar yazdığı birçok yapıtta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu konserde de bizleri yalnız bırakmayacağınızı umuyorum. Simya Berksoy güçlü sesi ve yorumuyla işine az rastlanır, dramatik bir sopranodur, oyuncudur, ressamdır. 21. yüzyıla ait kavramsal resmin önde bir sanatçısı olarak ve tüm sanatların birliği, Gesamtkunstwerk, Richard Wagner'ın bir estetik sunuşudur. Sanatların birliği kavramında da bir deha olarak tanımlanır. Memleketine, halkına tutkuluydu. Tıpkı kendine verdiği söz uğruna kendine ateşe atan Phoenix gibi. Nazım'ın sen yanmasan, ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa şiirindeki gibi. Kısaca toparlamam gerekiyorsa, Semiha Berksoy demek, sanatta dünya çapında demektir. Semiha Berksoy demek, asi, özgür, yalnızca kendi emrinde olmak demektir. Semiha Berksoy demek, kendine güven demek, başarı, şans, şöhret ve saygınlık demektir. Semiha Berksoy demek, vatansever, cumhuriyetçi ve Atatürk demektir. Semiha Berksoy'un resimleri bir iç gereksinim sonucu ortaya çıkan yapıtlardır. Öncülü ve ardılı yok ama ayrı öyküler anlatan, onun bu resminde bulunan doğu sesini verdim, ölümü yendim, ölümle iç içe gelişiyor ve ölüme meydan okuyor Berksoy resimleri. Bu resimleri okurken derinden sarsılmamanız mümkün değil. Türk operasının kilometre taşlarından biri olan değerli büyüğümüz Semiha Berksoy adına kurulan, yapmış olduğu özel çalışmaların yanı sıra adına opera ödülleri verilen Semiha Berksoy Opera Vakfı'nın 2009 yılından bu yana sunduğu ödüller bu yıl 12. yılındı. Bu güne değin ödül almış sanatçılar ve kurumlar, Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu Türk Operası'na emek verenler, anlamlı, anlamlı olduğu kadar da bugünden yarına bir köprü görevi vermektedir. Yıkılması güç, sağlam köprüler çoğaldığı sürece Türk Operası'nın dünya opera arenasında kalıcı bir yere sahip olacağı da kuşku götürmez bir gerçektir. Bu nedenle Türk operalarının daha çok sahnelendiği ve daha çok yazıldığı sezonları görmek, buna tanık olmak, geçmişte opera sanatımıza hizmet edenlerin ruhlarını ışıklandıracaktır. Tıpkı adına verilen ödülleri ruhunda hissettiğine inandığınız, melek olarak adlandırdığınız Semiha Berksoy gibi. Ödül alan tüm sanatçıları ve kurumları kutluyorum ve öncelikle seçici kurumumuza ve bugüne değin emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, sırada bu gecemize ve vakfımıza destek olan, katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen Deniz Bank var. Banka Genel Müdürü Sayın Hakan Ateş ve mesai arkadaşlarının desteklerini vakıf olarak unutmayacağız ve Opera Vakfı adına minnet duygularımızı ifade etmek isteriz. Hakan Bey yurt dışında olduğu için gecemize katılamıyor. Ancak üst düzey bir yöneticimiz burada. Deniz Bank, Kurumsal İletişim Etkinlik ve Sponsorluk Grup Müdürü Sayın Emek Kaplan gibi konuşmalarını yapmak üzere devam edelim. Heyecanlanma vaktisinin biraz önceki hanımefendi Semiha Berksoy'u çok güzel anlattı. Aynı şekilde yine Atatürk'ün sözlerini Zeliha Hanım sanatçı nasıl olmalıyı anlatırken aktardı bize ve şunu gördük. Gerçekten sanatçı evreni veya yaşamı ya da insanlığı kendi formuyla anlatabilen kişiye deniyor. O form üretildiğinde, yani yeni formlar yaratıldığında karşınızdakine başka şekilde düşünme çağrışımları yayıyorsunuz.
Bu da ne yapıyor? Beyinleri, zihinleri tek düzelikten çıkartıp başka çalışma formları, başka inovatif düşünceler geliştirmemizin önünü açıyor. Zaten gelişim dediğimiz şeyin anahtarı da bu değil mi? Yani tek düzelikten çıkma, başka şeylerin peşinden koşma. Bu hem refah, hem kültürel hem de maddi refah da aslında toplumsal açısından arkasından getiren gümüş anlamlandırıyorum ben. Dolayısıyla Semiha Hanım'ın üstlenmiş olduğu bu rol ya da kendiliğinden belki bir şeye vurduğu bu anlayışın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sanatın gücünü biz kurum olarak da hep bu anlamda ele alıyoruz, üstte tutuyoruz. Çünkü tıpkı Semiha Hanım gibi peşimizde bir iz bırakmak istiyoruz. O izi de yani hissedetlerle bu genel müdürümüzün sözü zaten benim bu arada yurt dışında olduğu için burada olamıyor. Aslında sanata aşık bir insandır. Olmayı da çok arzu ederdi. Der ki biz hisse senetleri değil, hissi senetlere yatırım yapmayı daha çok önemsiyoruz. Onlar çünkü daha değerli ve daha uzun süreye yayılan katkısı olan şeyler diye toplumda anlamlandırıyor bunu. Dolayısıyla bu izi bırakmak önemli. Benim söyleyeceklerim biraz burada bitiyor ama nasıl diyeyim, bu hanımefendinin adını verdiği böyle yüksek radyo bir organizasyonda kurum adına konuşuyor oradan duaç duyuyorum. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum, ödül alanı tutuyorum ve 27 yıllık bir bankayız. İlk günden beri sanata evet diyoruz. Sanata evet demeye devam edeceğiz. Çünkü biz sanatsız, sanat da bizsiz olamaz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ödül dağılımına geçiyoruz. İlk olarak 2023-24 sanat sezonu kurumsal vakıf başarı ödüllerini açıklıyorum. Bu sezonun en iyi genç kuşak opera sanatçısı İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden Bas Volkan Özkan. Sahneye davet edemiyorum çünkü kendisi İtalya'da konser vermek üzere. Bize bir mesaj göndermiş. Şimdi onu dinleyelim öncelikle. Herkese iyi akşamlar. Yurt dışında bir temsilim olduğu için maalesef şu an aranızda değilim. Beni şu an ilk kez dinliyorsunuz ama ben bu videoyu sanırım 28. defa çekiyorum. Benim için ödül almak, yarışmalarda birinci olmak veya yarışmalarda ödül almanın çok fazla bir anlamı yok. Ama bu ödülün anlamı şu, Semiha Berçoy gibi bir sanatçının isminin yazılı olması benim için çok büyük bir gurur. Bana bu gururu yaşatan bütün vakıf üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi akşamlar. Evet, Volkan Özkan'a ödülü ulaştırmak vermek üzere arkadaşı ve İzmir Devlet Opera Balesi sanatçılarından ve seçici kurulu üyemiz Bariton Cengiz Sayın sahneye davet ediyorum. Sahneyi çok paylaşmak üzere. Kendisi çok altın kartlı ve çok geleceğe çok açık bir sanatçı. Rossini'nin Cezayir'de bir İtalyan operasını oynamak için Polonya'da, yani Cezayir'de değil. Dolayısıyla ben de onun ödülünü burada kendisine takdim etmek üzere alıyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa? Başka yok. O zaman teşekkür ediyoruz hem size. Hem de Doğukan Muska'da tepki ediyoruz tekrar. Evet, şimdi sıra
bu sezonun en iyi erkek opera sanatçısında, birçok opera yapıtında başrolde seslendiren İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden tenor Ufuk Toker. Evet, Ufuk Toker'i ve sanatçımızın gününü vermek üzere İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından seçici kurulumuz Soprano Ayşe Sezer'in sahneye davet ediyoruz. Yılın en iyi kadın opera sanatçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Soprano Dilruba Bilgi. Ekip genel müdürümüz Oğul Akna burada değil, değil mi? Doğru biliyorum. Sayın Profesör Zeliha Berksoy'u sahneye davet etmek istiyorum. O yüzden tekrardan. Şarkı söylemeye hazır olduğumuz için iki tane aynı söyleyeceğim diye gelmiştim. Ama şimdi ilk aklıma gelen şey oluyor. Eşime hep benim yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum sevgili Caner Akgün'e. Hastalıkta, sağlıkta derler ya, hakikaten hastalıkta, sağlıkta hep benim yanımdaydı. İkinci olarak galiba 2,5 yaşında bir bebeğim olmasına rağmen bu ödülü kazanmamın büyük bir sebebi olan anneme çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben devamlı sahnedeyken o çocuğa birisi bakmalıydı. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum. Tüm yorgunluklarımıza, her şeyimize, tüm heyecanımıza değdi bugün. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ödül sıralamamızda şimdi özel onur, başarı ve saygı ödüllerimiz var. Önce onur ödülleri. Vakıf onur ödülümüz, yıllarını müzik sanatına vermiş olan değerli besteci Yalçın Turan. Kendisi Hazret Sarıgül'ün burada değil, ödülünü kendisine en kısa sürede takdim edeceğiz, ulaştıracağız. Bir kere daha bir alkış istedim. Evet, sırada son yıllarda adından çokça söz ettiren, yazdığı güzel müziklerle ve yönettiği orkestralarla ve de yetiştirdiği öğrencilerle Ahmet Adnan Saygı'nın besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı'nın. Seçici kurulumuz Bariton Caner Akgün'ü de sahneye davet etmek istiyorum.
Benimle bu kadar kalsın. Biliyor musunuz? Bu kadar kıymetli bir ismin aziz hatırası önünde ismi vakıf tarafından ödül almış olmaktan çok mutluyum ve sevgili kızımla geldim. Ve eminim o da bunu yaşayacak hayatımda. Az önce kıymetli hocamız Ya hocamız bahsettiler. Ben bu 90 yıllık, 100 yıllık serüvene şöyle bakıyorum. Bugünün Türkiye'sinde hala üretimden hep sanayide ve tarımda bahsedilir. Kültürel alanda da bu üretim meselesi devam etmezse bir gün gelecek ki esas o zaman biz bir çöl devrimi yaşayacağız diye inanıyorum. Ve adımın tabii ki de koskoca Ahmet Adnan Saygun'la anılan bir ödülle geçmiş olmasından büyük gurur duyuyorum. Onlar öyle ışık saçtılar ki biz ancak öyle önümüzü görebiliyorum. Umarım bu üretimlerimiz bizler ve öğrencilerimizle hep devam edecektir ki bir gün bize derlerse ki diğer alanlarda olduğu gibi size ambargo uyguluyoruz, bizim müziklerimizi çalmayın dediklerinde bu ülkenin kendi müzikleriyle kendi kendini idare edebilir yüzyıllara olsun diye ümit ediyorum. Ve seçici kuruldan çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiler. Hepinize akşamlar. Yıllardır verdiği konserlerle ve Wagner operalarındaki yorumlarıyla hayranlık uyandıran diğer Wagner ödülü, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Ünşan Kuloğlu. Kendisini sahneye davet ediyorum ve yine sanatçımıza ödülünü vermek üzere bir kez daha Profesör Zeliha Baytay'ı sahneye davet etmek istiyorum. Böyle bir Wagner sanatçısı olarak seni gönülden kutluyorum. Senin bütün Avrupa'daki büyük başarıların. Ayrıca Wagner operası, Weimar'daki 5000 havuzda sen sahneye çıktın. Bu çok nadir insanlara nasip olmuş bir şey. Bu bakımdan bu ödülü sana annem tarafından veriyorum. Kıymetli özür dilerim için. Çünkü ben daha 27 yaşında çok genç bir konservatuvardan mezun olmuş opera sanatçısı adayıyken 1999 senesinde kıymetli hocam Profesör Zeliha Berksoy hanımefendinin öncülüğünde Semiha hocamıza bir saygı gecesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenmişti o zaman. Ve o saygı gecesinin organizasyonunda ben de görev almıştım. O gün, o gece Semiha Hocam ile ilk defa tanıştım. Kendisine ayrılan odaya aldım. Bana baktı, siz yavrum dedi. Hocam dedim, ben daha yeni mezun oldum. Profesör Mesut İktun'un şan sınıfından mezun oldum, bir mazeret fakültesinden, devlet konservatuarından. Bana dedi, bir şey söyleyiniz. Çok ufak bir şey söyledim. Yavrum dedi, siz her gün tenorsunuz. Bu söylediklerimi yabana atmayınız, kulağınıza küpe yapınız ve bu yönde çalışmalarınıza yön veriniz. Dedi, ben çok şaşırmıştım. Çünkü daha gencecik bir opera sanatçısı, herhalde o. Nasıl oluyor? Aradan yıllar geçti. Ben Ankara Operası'nda solist sanatçı olarak sanat hayatıma başladım. İlk defa 2003 senesinde Die Walküre operasında Sigmund rolünü bana teklif ettiler. Ben büyük bir heyecanla Ankara Operamızın kütüphanesine gittim.
O kütüphanede Valkyrie'yi buldum. O kitap 21 Mart 2003 yılında bu kitabı ben aldım kütüphaneden. Kitabı açtım. Şöyle sayfalarını çevirdim. Viyana 27 Ekim 1952 yazıyor. Valkyrie 80. sayfaya geldi. Bir kurumuş bir döküldü kitabın arasından. Ve Brünnhild rolüyle ilgili olarak burada notlar alınmış. Kartela çıktı. Kitabın kartelası da kütüphaneye ait olduğu için. Semiha Berksoy 1952 yazıyor. Ve yani o zamanki elimin titremesi hala şimdi de var. 1952-2003 ikinci olarak alan benim bu kitabı. O günden beri bu kitap bende 21 senedir. Benim için çok kıymetli bir hatıra, çok kıymetli bir emanet. Ben her zaman sanat hayatımın önemli kilometre taşlarında Semiha Hocam'ın uhrevi desteğinin, varlığının hep benimle beraber olduğunu hissetmiş bir insanım. O yüzden Semiha Berksoy Opera Vakfı'na, Opera Vakfı'nın değerli seçici kurul üyelerine, dinletime anlatacak, tarif edecek söz bulamıyorum. Başta sevgili hocam Zeliha Berksoy hanımefendi olmak üzere aileme, bana destek olan ismini burada sayarsam unutmuş olabileceklerim olduğu için Zülfiyar'a dokunabilir. O yüzden tek tek isim isim saymak istemiyorum. Devlet Konservatuarı'ndaki başta Profesör Mesut Uktu Hocam'a olmak üzere tüm öğretmenlerime saygılarımı, hürmetlerimi, minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Bu akşam sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. İyi ki varsınız. Seyircilerimiz olmadığı zaman biz sanatçılar her zaman bir kolumuz, kanadımız kırıktır. Sizlerle beraber olmak bizim için büyük bir kıvanç kaynağı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendi ülkem insanı olarak kendisine minnettarım. Çünkü bizi dünyada büyük bir başarıyla temsil ediyor. Yani bizim bayramımızı görecek. Evet, barok müziğin ülkemize sevdirilmesini sağlayan Leyla Pınar Ödülü, kont tenor Kaan Buldular'ın kendisini sahneye davet ediyorum. Ve İstanbul Devlet Akademisi sanatçılarından Sofra'nın Çağrı Gülsan'ı sahneye davet ediyorum. Heyecanlanabilirim. Aslında bir şeyler yazmıştım ama cebimde tutuyorum. Böyle konuşmak daha rahat olacak sanıyorum. Semiha Berksoy bence
bence değil. Bu bir realite. Cumhuriyet tarihimizin çok yönlü ender sanatçılarından birisi ve üstelik gerçek bir ikona bence. Maalesef temsil ederken tanıyamadım. Ancak bu akşam buradayım ve çok mutluyum. Seçici kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca Leyla Pınar bizim en değerlimizde her zaman. İstanbul Barosu'nun kurucusu. Aynı zamanda bugün burada Türkiye'de yetişmiş ilk Türk kontrtenör olarak bulunuyorum. Bu da yine Leyla Hoca'nın öncülüğü ve Şan Hoca'nın, Binçakıl Çağlar'ın öncülüğüydü. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Son teşekküre geçmek istiyorum, kısa keseceğim. İstanbul Barok'taki bütün ailem, onlar benim artık ailem. Onlara sonsuz teşekkürler. Şan Hocam, Linçakıl Çağlar'a tekrar teşekkür ediyorum. Çok değerli duom, Hande Can Gökçe'ye çok teşekkürler. Son olarak beni asla bırakmayan kardeşime ve anneme candan ve içten teşekkürler. Bugün buradaysam bu teşekkür ettiğim insanlar sayesinde oldu. Ve son olarak sizlere seçici kuruluna tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili sanatseverler, sıra vakıf, başarı ve saygı ödüllerinde. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde emeklilik kreatör Sevda Aksakoğlu. Kendisini sahneye davet ediyorum. Ve kendisine ödülünü vermek üzere İzmir Devlet Opera Belediyesi önceki dönem müdürlerinden ve seçici kurulu üyemiz Soprano Aykut Büyüksar'ı bir sahneye davet ediyorum. Neden öğretmenim? Çünkü ben bir lise öğrencisiyken İzmir'in en önemli okullarından İzmir Özel Tıp Koleji'nde resim sınıfında bir de baktım çok sayı, çok güzel bir resim hocamız var. Bu kişi Sevda Aksakoğlu'ydu. Bana resmi sevdiren kişidir. Arkasında ben konservatuvara gittim. İzmir'de Ekonomi Bölgesi'ne sanatçı oldum. Bir de baktım. Sevgili Sevda hocamız İzmir Devlet Opera Ölesi'nin çok başarılı bir kostüm üretörü. Onun çizdiği, uyguladığı yüzlerce eser oldu. Ben de birçoğunda o güzel kıyafetleri giymek onurla erişildim. Türk Operası'na sadece İzmir değil ama Türk Operası'na çok güzel şeyler kazandırdı. Başka bir çığır açtım. Sevda Türk Operası'nda kostüm haline geçti bence. Çünkü eskiden uzaklaşmadan ama modern, şık, zarif çizgilerinde bambaşka bir kostüm anlayışıyla bizlere Türk Operası'na hizmetleri için sana minnettarız. Bu ödülü sana vermekten dolayı da şahsım olarak çok büyük onur diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Derler ki, eğer hayatınızı idame ettirmek için çok sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız, siz hayatınız boyunca hiç çalışmamışsınız demektir. Ben 50 yıla yakın aşık olduğum bir işle yaşadım. Ve bu aşkla, bu sevgiyle nasıl geçti bu 50 yıl hiç anlamadım. Dolayısıyla ben hiç çalışmadan bugüne gelmiş bulunuyorum. Bu geçmiş yıllarımı bu kadar prestijli bir ödülle ödüllendirdikleri için sanat kuruluna, sizlere ve geçmiş yıllarıma çok
teşekkür ediyorum efendim. Bu benim hayatımdaki en onurlu, en güzel akşamdır. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi İstanbul Devlet Opera Ölesi'nden emeklilik koro şefi Yıldız Künütku. Evet, kendisini sahneye davet ediyorum. Ve dinleyenler üzere sevgili kurduğumuz Zeytan'ın görüşlerine sahneye davet ediyorum. Çok uzun yıllar çalıştı. Tahmin ediyorum işte 1 Ocak 80'de işte doğduğuma göre operaya bir 50 yıl da bitirdi. 50 yılın herhalde 45 yılında geldik. Hocam ve bizde emeği çok. Hem koroperatör olarak hem koro şefi olarak bize çok büyük, nasıl söyleyeyim ya, inanılmaz bir müzik aşkıyla bizler etti, her türlü çalıştırdı. Kendisine bu ödülü vermekten çok mutluyum ve bir kere daha kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir ödül benim için. Hatırlatmak, sevilmek çok güzel şey. İstanbul Devlet Opera Balesi'nden emekli koreograför Nurten Hezmen Kolçak. Sahneye davet ediyorum kendisini. Ve Nurten Hezmen Kolçak'a vermek üzere İstanbul Devlet Opera Balesi sanatçılarından emekli solist Bas Necat Nazoğlu'nu da sahneye davet etmek istiyorum. Ödülü vermek üzere Vakıf Yönetim Kurulu üyemiz Salih Zalimoğlu çağırıyoruz. Buyurun efendim. İstanbul Devlet Opera Balesi'nin temel direklerinden biriydi. Bugün yurt dışında olduğu için ödülünü ben alıyorum. Onun hissedebildiği gururla alıyorum. Ödülü layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgiler sunuyorum. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için ve İspanya'dan size sevgilerimi yolluyorum. İstanbul Devlet Opera Balesi'nden emekli solist sanatçı Alice Manukyan sahneye davet ediyorum kendisine. Buyurun. Ve ödülü vermek üzere Alice Manukyan'a bir kere daha Ayşe Sezer'in sahneye davet etmek istiyorum.
Ben bir iki söz söylemek istiyorum. Sayın Arısman'ın piyanoyu ilk dinlediğimde lise öğrencisiydim. Daha konservatuara gitmiyordum. Cilt özürlüyordu kendisi. Ve gözümün önünde havada uçuşan kristal parçaları. Ve hep bütün kariyerim boyunca ben öyle şarkı söylemeyi arzuladım. Arısman'ın benim bir hocam oldu şarkı söyleyişiyle. Ama tek hocam olan Alisa'nın değil, kendisinin eşi Arman Manukyan, Boğaziçi Üniversitesi'nde benim muhasebe hocam oldu. Kendisinden çok şey öğrendim ve benim opera öğrencisi olduğumu biliyordu. Bir şekilde eşinin torpili oldu, beni hep kayırdı öğrenci. Arman Bey'in de aziz anısı önünde saygın değilim. Hocam o oldu. Biz mi okuyacağım? Buyurun sevgili misafirler, değerli Semiha Berksoy, Opera Vakfı yönetimleri ve üyelerine. Sanat yaşamına şehir operasında başlayıp 40 yıl Türk operasına emek verdim. Ülkemizi defalarca yurt dışında temsil ettim. Aşkla, tutkuyla, yağlı çalışmayla harmanladığım emeğimin sizler tarafından değerli addedilmek ve saygı ödülüne layık görülmesi beni çok mutlu etti. Hepinize işten teşekkür ederim. Vakfımız bu değerli isimlere minnet duygularını ifade eder. Evet, ne güzel. Geçmiş ve gelecek opera dünyamızın bugüne gelmesini sağlayan duayenler ve bugün sürdürenler. Nazım Hikmet'in dizeleri geliyor aklımıza. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Kendine ateş kuşu diyordu Semiha Berksoy hocamız. Türk opera devrimi Atatürk'ün emirleriyle 19 Haziran 1934 tarihinde İran Şehinşahı Şah Rıza Pehlevi Hazretleri Şerifine Türkler ilk opera temsili olarak Özsoy Türk Destanı'nı oynadılar. Özsoy Operası'nda Ayşin bölümde Atatürk Devrimi Opera Ödülü sahibi, kamu sektöründe ilk görev alan bayan opera sanatkarı Semiha Berksoy, opera primadonnası, opera baş artisti, yüksek dramatik soprano, ressam ve tiyatro sanatçısı, Ankara Devlet Operası baş artisti, doğum 24 Mayıs 1919 Çengelköy, ölüm sonsuzluk. Anka kuşu yandığında küllerinden doğurur kendini. Kendi türünde tek olan üstün kişi. Bunlar bir mezar taşı üzerine kazınan dizelerden alıntılar. Semiha Berksoy'un yaşam çizgisi. Yaşamının ateşi olan opera. Bu ateşin ortasında yanan ama bir zümrüt anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan bir Semiha Berksoy. Dizelerin altındaysa bu efsane kuşu temsil eden bir kabartma. Mezar taşına yıllar önce yazdırmış bu satırları sanatçı. Onun dünyaya, ölüme, aşka, sevgiye,
sanata, kendine bakışını dile getiren beyaz bir taş. Sanki yaşamını bir çırpıda özetliyor. Evet, duygusallık ve yandan giderek artan uyarlılık hepimizin göğsünü kabartıyor. Ne mutlu bizlere burada olduğumuz için. Sıra şimdi vakıf kurumsal ödülünde. Evet, hepinizin bildiği gibi Semiha Berksoy Opera Vakfı 11 yıldır opera ödülleri veriyor. Kurumsal ödülümüz ise çok çok önemli. Önemli olduğu kadar da anlamlı. Şimdi onu anons etmek istiyorum. Bu yıl Semiha Berksoy özel ödülü Sunset'in. Yaptığı korolar festivaliyle vokal müziği 7'den 70'e sevdiren Sunset'in. Bu kurumun bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan Sunset'in başkanı soprano Nursel Öncü'nü sahneye davet etmek istiyorum. Size hayranlığımı bildiriyorum. Bu küçük çocuklar bir mucize gibi, küçücük çocuklar, minik minik, onu sanatla, müzikle, onların ruhlarını geliştiriyorsunuz, ruhlarını yükseltiyorsunuz. Bu bakımdan ilahi bir şey. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi kutluyorum efendim. Bu mutlu, gururlu ve çok da borçlu hissediyorum kendimi şimdi. Çünkü gerçekten ülkemizde sivil toplum örgütü olmak çok zor. Vakıf kurmak, dernek kurmak, onu yaşatmak çok zor. Sizin elinizden bu ödül almak ayrı bir gurur. Çok teşekkür ediyorum. Tüm seçici kurum üyelerine bakma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ödülü yönetim kurulu adına ve derneğe emek veren bütün emekçiler adına alıyorum. Velilerimiz, çocuklarımız, hepimiz bir bütünüz. Ben şarkı söylemeyi çok sevdim, mesleğimi çok sevdim. Demin arkadaşımın dediği gibi bu mesleği yaparken hobi gibiydi. Çok mutlu olarak yaptım. Çocukların da mutlu olacaklarına inanıyorum. Yol açmak üzere. Çok güzel, mutlu, sanat dolu günlere çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili sanatseverler, birazdan ödül alan sanatçılarımız dinleti sunacak. Dinleti sonrası fuayda ekranda buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.
Yeah.
şey söylemek istiyorum. Aynen. Ölüm sonrası bir karanlığa geldi. teşekkürlerimi iletemedim. İzninizle bunu belirtmek istiyorum. Benim için çok önemli olan bu ödüle layık gören Semiha Baksoy Vakfı değerli üyelerine başta Zeliha Baksoy Hocam olmak üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için ayrı bir önem taşıyor. Bugün doğum günü aynı zamanda bana en güzel hediye oldu. Çok teşekkür ederim. Beni opera sanatıyla tanıştıran, her zaman önümde örnek bir kişilik olan Tuncay Kurtalın'a çok teşekkür etmek istiyorum. Konservatuara girdiğim andan itibaren her türlü desteğini sağlayan, beni bu sanatta var eden değerli hocam Profesör Müzüngür'e de çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Thank you.
hocanız Divakir Operası'ndan Sigmund'un Modrum kılıcını ilk fark ettiği antik solusuydu. Valkyrie'nin sonunda Modrum kılıcı çıkıyor. Şimdi Siegfried oldu. O kılıcı parçalanmış halde bilmeden alıyor. Ve Örste onu tekrar kraliye getiriyor. Bir küçük yer değişikliği oldu. En başta anlatını yapacak, kusura bakmayın lütfen. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Oh,